Merhaba dostlarım. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay şu olacak. E, şimdi bazı arkadaşlar sormuş. Bazen bizim de başımıza gelebiliyor. Yani e, gelen araçlarda bu tarz arızalar olabiliyor. E, yaşanan arıza şu şekilde arkadaşlar. Ee, teybi çalıştırıyoruz. Teybin sesi varsayalım 10'da 15'te bir problem yok. Teyp sesi 25'i 30'u geçiyor. Yani teybin sesini çoğalttığımız zaman teyp kapanabiliyor ya da komple mesela e, anfil tesisatlarda amfi kapanabiliyor. Yani sistem kapanıyor. Bunun sebebi nedir? Neden olur? <laughs> Bunlarla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bu tarz bir arızada hani teyip arızalı olabilir. Bakın bunu ilk seçenek olarak size söylüyorum. Neden ilk seçenek olarak söylüyorum? Şimdi diğerlerini anlatacağım. eee ee, yapan arkadaş onları uygulayacak hala sorunun çözülmeyecek veya işte teyip arızalıymış arkadaşlar teyip arızalı olabilir bu sebepten bunu yapıyor olabilir ona yapabileceğimiz hiçbir şey yok Teybin tamir edilmesi lazım ya da edilmiyorsa değiştirilmesi lazım buna yapabilecek bir şey yok. <laughs> Şimdi bu sistemler arkadaşlar araçta ses sistemleri amfiyat, amfiliyat, amfesiz sadece teyip fark etmez. Bunların belli bir çalışma voltajı vardır. 12 volt ile 14.4 volt arasında çalışırlar arkadaşlar. 12 volttan aşağı inmedikten sonra 14.4 volttan yukarı çıkmadıktan sonra sorunsuz bir şekilde çalışırlar. Şimdi 14.4 volttan yukarı çıkma ihtimali yok. Yani araçta e, akünün kapasitesi belli. Yani ev sistemi değilse akünün kapasitesi belli. O yüzden burada düşük bir voltaj olması gerekiyor. Şimdi siz bu sesi açtığınız zaman bu özellikle şu durumlarda yaşanıyorsa arkadaşlar onu da belirtmek isterim araç çalışmazken yaşanıyorsa genelde bu sorunla karşılaştığımızda anlatılma şekli böyledir. E, araç çalışırken herhangi bir şey yok. Araç çalışmadığı zaman hani araç e, kontak kapalıyken müzik dinlemeye uğraştığımız zaman ya da araç çalışmazken müzik dinlemeye uğraştığımız zaman sesi biraz açtığımızda teyip kapanıyor. Arkadaşlar sesi biraz açtığınız zaman teybin çektiği akım artıyor. Çektiği akım arttığı için sizin aracınız çalışmadığı için 12 volttan daha yüksek bir elektrik veremiyor. Veremediği için de teyip gerekli enerjiyi sağlayamıyor ve sağlayamadığı için de çalışmıyor ve kapanıyor. Kapandığı gibi hemen sonra geri açılmak isteniyor. Sonuçta hani e, istemsiz bir şekilde kapandığı için kapandığı gibi tekrar açılmak isteniyor. Eğer ki siz bu arada aracı çalıştırmışsanız kapandığında geri açılıyor. E çalıştırmamışsanız kapanıyor Sonra geri açılmaya çalışıyor, tam açılıyor. E, voltaj yine düşük geliyor çünkü ses en son yüksekteydi, yüksekte kalıyor. Sonra tekrar kapanıyor. Ne zaman ki sesi kısana kadar kapanıp açılıyor, kapanıp açılıyor. Sesi kısıyorsunuz, yine düzeliyor. Yani bu tarz durumlar e, voltajın düşük gelmesiyle alakalı olan durumlardır arkadaşlar. Şimdi amfili durumlarda da şöyle bir şey yaşanır. Ee, yine aynı düşük voltaj geldiği zaman teyp kapanır e, teyp kapandığı zaman otomatikmen amfi de kapanır arkadaşlar Amfide bir de şöyle bir durum var amfi kablolarının akü bağlantıları sigorta bağlantıları ve amfinin güç kısmına giren kabloların olduğu yerler Böyle oksitlenmiş hani dokunsan kopuyor hale geldiğinde yani voltajı iletecek bir bakır oranı yani kablo kalmadığı zaman siz sesi açtığınız zaman ya amfi kendini kapatır ya da sesi oldukça bozar. Siz kapatmak zorunda kalırsınız. Bakın bu amfide yaşanan olay da şudur dediğim gibi. Ya aküye bağlanan kısımda kablonun ucunda artık dökülmeler başladıysa o aküden sigortaya sigortadan Amfi'ye giden o kısımda yani sigorta bağlantısının iki kısmında olan kablolarda oksitlenme, çürüme, dokun, döküldüğün, e, dokunduğun zaman dökülme gibi durumlar varsa aynı şekilde amfinin arkasına bağlanan o artı eksi kısımlarda dokunduğun zaman dökülme, oksitlenme artık hani hayata küsmüş bir hal varsa bunlar da elektriği az iletirler ve <laughs> Dediğim gibi yine amfinizde kapanma sorunları ya da sesi açtığınız zaman bozulma sorunları boy gösterecektir arkadaşlar. Hani eğer ki bu tarz bir durum varsa yani ee bu tarz sorunlar varsa yapac yapacağınız şey bellidir arkadaşlar. Bu ee çürük olan kısımları kaldırmak. E onun dışında... Ee, herhangi bir sorun yoksa akünüzle alakalı bir problem olabilir. Bu dediklerimin hepsinde amfinin ve teybin sağlam olduğunu varsayıyorum. Neden? Çünkü amfi ve teyip arızalıysa siz ne yaparsanız yapın sorun düzelmeyecektir çünkü. Ee, dediğim gibi ee, Akünüzle problemli olabilir. Daha önce yakın zamanda ee, bir müşterimde aynısı yaşandı. Adamın aracına tesisat bağladık. Tesisat bağladıktan sonra aküsünde devamlı bir problem yaşamaya başladı. Yani akü bitiyor, herhangi bir sıkıntılar oluyor, aküsüz zayıf kalıyor. Yeni akü olmasına rağmen. E ne çıktı götürdü bu akü bozuk çıktı, akü arızalı çıktı. Olabiliyor. E şimdi e çok nadir de olsa binde bir de olsa insanın başına gelebiliyor arkadaşlar. Bunların hepsi kul yapımı, kul yapımı olduğu için arızalar olabiliyor, olabildiği için de bu tarz sıkıntılar yaşanabiliyor. E şimdi şeyi nasıl öğreneceğiz diye soran arkadaşlar olacaktır illaki. E düşük voltajda mı çalışıyor, çalışmıyor? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bununla alakalı hani ne yapabiliriz gibi soran arkadaşlar olacaktır. Arkadaşlar ben açıkçası herkes için söylüyorum. Şu aletler bakın şu alet. Buna avometre de denir, multimetre de denir. E, çok pahalı bir alet değildir. Herkesin evinde bulunması gereken elektronik aletlerden bir tanesidir. Birçok işinize yarar ve kullandığım hani hazırladığım birçok videoda bu aleti görürsünüz. Bakın ben e, pek gösteriş seven bir insan değilim. Hani şöyle bir yerden almıştım. Benim işimi görüyor. Daha iyileri var mı? Var tabii ki. E, ama ben bu tarz bir şey almıştım. Benim işimi görüyor. Yenileme ihtiyacı duymadım. Allah'ın izniyle bozulmazsa uzun süre benle devam eder. Bu tarz bir multimetre ya da avometre ne derseniz bu tarz bir şey alacaksınız. E voltaj değerini getireceksiniz 20'ye sonra teybinize gelen artı elektrik kablolarına dokunduracaksınız bakacaksınız kaç geliyor. Şimdi aracın sesini 10'a getirdiğinizde mesela varsıyorum burada 12.20 yazıyor. Ama 30'a getirdiğiniz zaman 12'nin altına düşüyor. Bir elektriksel sorun vardır arkadaşlar. Yani 12 ile 14.4 demiştim ya. Yani bu tamam 12'nin altına hemen düştüğü zaman kapanmaz zaten. Hani belli bir düşüş görür ondan sonra kapanır. Ama bu şeyler de ee, bir de hatırlatmak isterim. Hani bu düşüşler, ani yükselişler, ani düşüşler ve e, normalden daha düşük bir voltajla çalışması bu aletleri bozabiliyor arkadaşlar. O yüzden mesela ben kendi adımı e, ses sistemleri yaparken e, işleme başlamadan önce akü voltaj değerlerini, yani kablo voltaj değerlerini ölçerim. E, amfi ayarı yaparken aynı şekilde voltaj değerlerini ölçerim. Hani bir sıkıntı gördüysem. Ee, onun dışında da en son işlemin bittikten sonra amfi ayarını ya, e, yani bütün işlem bittikten sonra sesini açarak voltaj değerlerini ölçerim. Hani e, çok nadirdir ölçmediğim diyeyim. Kimilerinde gerçekten hiç gerek olmadığı fark edilir. Sonuçta hani bu işi devamlı yaptığımız için artık fark edebiliyoruz. Ee, onun dışında genel itibariyle bu ölçümleri yaparım arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi bu tarz bir aleti elinizde bulundurmaya çalışın gerçekten ihtiyacınız olur Eğer kanalımı takip ediyorsanız ihtiyacınız olduğunu fark etmişsinizdir Belki de almışsınızdır bile almamışsanız bile takip edin ucuz mu ucuz bir şey elinizde bulundurun arkadaşlar ee, Onun dışında Bakın ben bir de şöyle bir şey yapıyorum Hani onu da size göstereyim Hani ee, şey olmasın açamadım da. Bakın ben mesela şöyle bir şey yapıyorum bazen hani sistem yapan arkadaşlar güçlü sistem yapan arkadaşlar bunları tercih edebiliyor. E, bu arkadaşlar hem voltmetre yani e, voltaj değerini ölçüyor hem de derecesini ölçüyor. Mesela güçlü tesisat kuran arkadaşlar amfinin ısınma derecesini kontrol etmek isteyenler olabiliyor. Ne yapıyoruz bunun e, sıcaklık değerini amfiye yapıştırıyoruz. Bu da amfiye giren voltaj değerini ölçmek için kullandığımız kablo. Bunu da voltaja takıyoruz. Ne oluyor? Amfiye giren voltaj değerini ve amfinin sıcaklığını anlık takip edebiliyoruz arkadaşlar. Hani bu tarz yani güçlü sistemlerde veya isteyene de hani bu tarz e, şeyler kullanabiliyorum. E, bunlara harici hararet, hararet ve voltaj göstergesi deniliyor. E, oldukça kullanışlı oluyor dediğim gibi. Hem hara e, şeyi ölçüyorsunuz. Ee, amfinin sıcaklığını hem de amfiye giren voltaj değerini anlık takip edebiliyorsunuz. Hani bu tarz sorunları yaşamamak için bu tarz şeyler de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Sizden tek ricam videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Allah'a emanet olun.